Konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Önder Uysal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok fazla merak edilenin olduğu bir konu aslında sizin alanınız. Evet. Doğrudan yaşamımıza etki edebilecek unsurlar içeriyor. Ama ben öncelikle bakanlığın çalışmaları, sorumluluklarına dair genel bir çerçeve çizmenizi rica edeceğim. Şimdi önce çok teşekkür ederim bana bu imkanı sağladığınız için. İsterseniz ilk önce bakanlığımızın kuruluşundan bahsetmek istedim. Bakanlığımız 2011 yılında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 yılında kuruldu. 1860'lara dayanan kökleri, gümrük tarafıyla 1840'lara dayanan kökleri ticaret tarafının 4 genel müdürlüğünün birleşmesiyle 2011 Haziran ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruldu. Bakanlığımızın merkez teşkilatında 19 birim var. Taşlı Teşkilatı'nda 19 bölge müdürlüğümüz, 160 gümrük müdürlüğümüz bulunmakta, 30 tane gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğümüz, 23 tane tasfiye müdürlüğümüz, 6 tane laboratuvar müdürlüğümüz bulunmakta. Aynı zamanda ticaret kesimi olarak nitelendirdiğimiz 81 ilimizde ticaret il müdürlüklerimiz var. 20 tane de yurt dışı kadrolarımız var, gümrük müşavirliği ve gümrük ateşeliği olmak üzere. 17 bin personelle hizmet vermekteyiz, hizmet verdiğimiz kesimler. Yaklaşık 133 bin dış ticaret erbabına hizmet vermekteyiz. 872 bin yaklaşık şirkete, yine 712 bin civarında ticaret işletmeye, bunların bağlı olduğu yaklaşık 180 bin tane şubeye hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 1.6 milyon esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda 57 bin kooperatif ve bunların 7 milyon kooperatif ortağına hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda bütün yaklaşık 79 milyon vatandaşımızın tüketici ile ilgili hizmetlerini yerine getirmekteyiz. İşte bu yüzden diyorum aslında günlük yaşantımızda doğrudan etki edebilecek sorumluluk alanlarından bahsediyoruz. Çok doğru. Bu işin bir kısmını, yani bakanlığın faaliyetlerinin bir kısmını anladığım kadarıyla gümrük, bir kısmını da ticaret kısmı oluşturuyor. Birbiriyle koordinasyon halinde mi çalışıyor bu? Çok doğru, birbiriyle koordinasyon halindedir ama tabii görev tanımları her birimin farklı. Gümrük içinde farklı farklı tanımlar var. Ticaret içinde farklı farklı tanımlar var. Ticaret dediğimiz kısımlar, İş Ticaret Genel Müdürlüğü, Kooperatif Genel Müdürlüğü, Esnaf Sanatkarlar ve Tüketici Genel Müdürlüğü olmak üzere ayrılmış şekilde hizmetlerimiz devam etmekteyiz. Aynı zamanda bakanlığımızın çok önemli bir fonksiyonu daha var, bir görevi. Piyasa gözetimi ve denetimi yapıyoruz belli mallarda. Özellikle, piyasa gözetimi ve denetimi yapıyoruz gümrük ve ticaret denetmenleri vasıtasıyla. Özellikle ayakkabılarda, çocuk tekstilinde, kırtasiyede ve oyuncaklarda. Bunların insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde, daha güvenli şekilde vatandaşımıza sunulması için piyasa gözetimi ve denetimi yapmaktayız. Bunların denetimini siz yapıyorsunuz. Evet, bizim bakanlığımızdaki gümrük ve ticaret denetmenleri yapmakta bizim için de çok önemli bir alanımız. Peki dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerin kalitesinde bir anlamda sizin kontrolünüzden geçtiğini söyleyebiliriz. Yani tabii bu her farklı farklı görev alanı, farklı ürün gruplarında farklı bakanlıkların görev alanları var. Bizimkiler biraz önce saydığım belli ürünlerde var bizim görev alanımız. Bütün bu personelin doğal olarak ciddi bir eğitim süreci var ve siz de bu eğitim sürecinin aslında başında olan çok isimsiniz. Teşekkür ederim. Bu personeli nasıl eğitiyorsunuz Öner Bey? Birkaç şey daha söylemek istedim. 2015 yılı diş ticaret hacmimiz yaklaşık 350 milyar dolar. Evet. Bunun işlemlerini biz yapıyoruz. Yine 2015 yılında yaklaşık 113 milyon yolcumuzun giriş çıkış işlemlerini bizim bakanlığımız gerçekleştirdi. Yine yaklaşık 8.3 milyon taşıtın giriş çıkış işlemlerini bizim bakanlığımız yaptı. Yani turistik anlamda yurt dışına çıkan herkesin işlemlerini sizin bakanlığınız yolcuların giriş ve çıkış işlemleri aynı zamanda. Aynı zamanda da 2015 yılı verilerinden bahsediyorum. Yaklaşık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsil edilen 85 milyarlık vergi tahsilatımız var. Bu devlet bütçemizin yaklaşık %20'sine gelmekte ortalama olarak. Bu yönden baktığımız zaman yani 79 milyonun direkt ilgilendiren bir bakanlık. Ana damarlardan bir tanesi. Evet, çok doğru. Bu da şimdi bu bakanlığın hizmet verdiğimiz kesime baktığınız zaman eğitimde çok önemli. Biz tabii aynı zamanda devlet tabii bildiğiniz gibi soyut bir kavram. Evet. Somutlaşması memurlarla. Gümrük memurları da bunun bir parçası. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memurları. Biz tabii bu bilinçteyiz. Bu memurlarımızın yetişmesi anlamında. Sorumluluk çok büyük. Çok yüksek. Çünkü ülkeye giriş çıkış yapan yolculardan siz sorumlusunuz. Evet. Bu anlamda hem güvenlik anlamında ciddi bir işlev gerçekleştiriyorsunuz. Hem de gelir anlamında. Gelir anlamında.
Şimdi biz eğitim dairesi başlıyoruz. Çok özür dilerim. Buyurun. Bu aynı zamanda bizim de cebimiz oluyor. Devletin cebi aynı zamanda bizim cebimizin koruması da sizde. Çok doğru. Eğitim dairesi başkanlığı yaklaşık 34 yıl önce kuruluyor. Hı hı. Kurulmuş bir başkanlık. Müstakil bir daire başkanlığı 1982 yılında ilk ve gümrük ve tekel bakanlığı kurulma. En son 2011 yılındaki gümrük ve ticaret bakanlığı da yine eğitim dairesi başkanlığı olarak örgütlenmesine devam etti. Hı hı. Yaklaşık 600 kişi aynı anda eğitim verebilme imkanımız var. Hı hı. Atış polikonlarımız var, yüzme havuzlarımız var, spor alanlarımız hı hı. var, kafeteryamız var, yatakhanelerimiz var. Böyle bir imkanda yaklaşık 102 personelle eğitim vermekteyiz. Eğitim faaliyetlerimizi 4 başlık altında toplayabiliriz. Hı hı. Bunlardan birincisi ilk alınan memurların adaylık eğitimini yapıyoruz. Aday hı hı. memur eğitimini yapıyoruz. Yaklaşık son 5-6 yıl içinde 7500 personel aldık bakanlığımıza. Yeni bir personel var. Evet. İkinci faaliyetimiz mevcut personelimizin mesleki gelişimlerini mesleki. Yapıyoruz. Kişisel hı hı. ve mesleki gelişimlerini yapıyoruz. Üçüncü alanımız staj işlemleri yapıyoruz. Yani üniversitede okuyan öğrencilerimizin bakanlığımıza staj imkanı sağlıyoruz. Hı hı. Son 10 yıl içinde yaklaşık 5858 öğrencimize bu imkanı sağladık. Hı hı. Son faaliyetimiz de uluslararası eğitim faaliyetlerimiz. Hı hı. Uluslararası eğitim faaliyetlerini çok aktif olarak kullanıyoruz. İlk 1995'te başladığımız eğitim faaliyetlerinin bugün itibariyle yaklaşık 39 ülkeden yaklaşık 450 bin uluslararası öğrenciye eğitim faaliyetini yapacağız. Sayın Hüsa, ben bu konu üzerinde biraz durmak Lütfen. İstiyorum. Çünkü kurumsal ilişkilerin geliştirilebilmesi anlamında bakanlıkların yurt dışından gelen taleplere cevap vermesi çok önemli. Çünkü siz mesleki olarak hı hı. bu 39 ülkeden meslektaşlarınızla bir anlamda evet. iletişimi sağlıyorsunuz. Öyle çok, değil çok mi? Doğru. Talep dışarıdan mı geliyor Önder Bey? Yoksa siz böyle bir eğitim çalışması içerisinde olduğunuzu duyuruyorsunuz hı hı. ve başvurularımı kabul ediyorsunuz? Şöyle Gökşen Hanım, tabii dışarıdan talepler de alıyoruz ülkelerden. Bizde yurt uluslararası toplantıda gittiğimizde bakanlığımız temsilcileri bizler gittiğimizde veyahut da onlar buraya geldiğinde bunu biz de talep ediyoruz. Hı hı. Asıl iki ülke arasındaki idari yardımlaşma anlaşmaları oluyor. O yardımlaşma anlaşmalarında bu metne dökülüyor. O metin bizim için bir yol gösterici Temel oluyor açıkçası. Evet. Burada genel olarak uluslararası eğitim programlarında her ne kadar ülkenin talebini dikkate alsak da kendimize göre belli programlar var. Ana başlıklarıyla şimdi bu ülkemizin bulunduğu coğrafya itibariyle hem Avrupa'nın hem Asya'nın köprüsü durumunda ve bu anlamda gümrük alanında çok tecrübeli evet. ve bilgili bir evet. ülkeyiz. Bunu paylaşmak istiyoruz. Diğer ülkelerin de bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktan çok memnun kalıyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman ana başkanlarıyla gümrük mevzuatı uygulamaları, hı hı. onların iş ve işlemleri, kaçakçılıkla mücadele yöntemleri, hı hı. risk yönetimi, sonradan kontrol yönetimi, XI eğitimi, modernizasyon sistemlerimiz gibi ana başlıklarla eğitimler veriyoruz. Genelde bir hafta sürüyor ve mutlaka bir sosyal program yapıyoruz. Mutlaka ülkemizi tanıttığımız bir program yapıyoruz. Ya Kapadokya'ya götürüyoruz, ya Mevlana Hazretleri'ne götürüyoruz, ya Mersin'e götürüyoruz. Mutlaka böyle bir programımız oluyor. Ülkemizi tanıttığımız bir program oluyor. Önder Bey, ülkemizin o coğrafi ve stratejik konumu aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bize çok önemli bir deneyim evet. kazanmayı sağlıyor. En çok bu deneyimden faydalanmak isteyen ülke hangisi? En çok talebi, işbirliğini kimle yapıyorsunuz? Genellikle Balkan ülkeleri, evet. Orta Asya, hı hı. Kafkasya, Orta Doğu, Afrika ülkeleri. Yani geçen sene örnek vermek istersem Türkiye Cumhuriyetleri bir eğitim verdik. Bu eğitimde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye oldu. Gürcistan da bu eğitim istedi bizden. Evet. Biz de onları dahil ettik. Yetkilenmiş hükümlü ve sonradan kontrol risk yönetim üzerine. Geçen sene Makedonya gümrük heyetini ağırladık. Moldova'yı ağırladık. Daha önce yine Kazakistan, Kırgızistan, Yemen, Güney Sudan, Bosna, Mısır. Bu tip ülkeler bizim genelde uluslararası eğitim işbirliğinde olduğumuz ülkeler. Peki biz eğitime gidiyor muyuz? Yani evet biz bu ülkelerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Burada bir eğitim programı düzenliyoruz ama bizim katıldığımız eğitimler var mı bakanlık Çok olarak? Çok doğru. Bilgi zaten paylaştıkça artan bir şey, tecrübe. Biz de aynı şekilde gidiyoruz. Yani biz de o ülkelerde, diğer ülkelerde amaç tecrübeyi, bilgiyi öğrenmek. Doğru. Çok önemli ve mutlaka biz de gidiyoruz bu ülkelere. Evet, elbette bu eğitimleri verenler de önemli. Kimler bu eğitimleri düzenliyorlar, veriyorlar ders verme açısından baktığımızda? Uluslararası eğitimlerde alanında en yetkin, en tecrübeli, en bilgi sahibi insanları değerlendiriyoruz, programa dahil ediyoruz. Bunlar merkez teşkilatındaki üst düzeyler, uzmanlar, teşkilatı başkanındaki müfettişler. Bizim kendi içimizde tam zamanlı eğitimciler var. Onlar taşrada çalışmış insanlar. Onlar bile uygulamayı bilen insanlar. Onlar yani eğitim içeriğine göre
eğiticilerimizi belirliyoruz ve çok güzel programlar yapıyoruz. Öner Bey, halkın eğitilmesi de önemli elbette. Siz kurum içi bir eğitim sisteminiz var, uluslararası anlamda diğer kurumsal ilişkileri kurup eğitim faaliyetleri düzenliyorsunuz ama mesela ana gündemimizi, günlük hayatımıza yansıyacak bazı kontrolleri yaptığınızı söylemiştiniz. Sorumluluk alanlarını tekrar rica edebilir miyim sizden? Yaklaşık 133 bin tane dişçiat erbabı, yani ithalat ve ihracat genel olarak işlemlerini yapanlar. Yaklaşık 872 bin şirket. Yaklaşık 716 bin ticari işletme. Bunların 180 bin şubesi. 1.6 milyon esnaf sanatkar. Yine 57 bin kooperatif ve 7 milyon orta. Ve 89 milyon tüketici. Bu eşyaların ülkemize girmesinden siz sorumlusunuz. İnsanlarımız bu konuda yeterince bilinçli mi? Onlara yönelik bir bilgilendirme çalışmanız var mı? Tabii. Özellikle mesela tüketici bilinçlendirmesini üst seviyede yapıyoruz. Yani tüketici kanunumuz çıktıktan sonra hem medyada hem diğer alanlarda bunu üst düzeyde verdik ve şu anda 81 il ve 919 ilçede yaklaşık 1011 tüketici hakem heyetlerimiz var. Ve bunlardaki tüketici başvuruları milyonları aştı. Bu tamamen bu tanıtımlardan ortaya çıktı. Halkı bilinçlendirdiğimizden ortaya çıktı. Esnaf ve sanatkarlar da o şekilde. Yani Eğitim Dairesi Başkanlığı dışında diğer genel müdürlükler bu tip faaliyetlerde bulunuyor. Esnafı da, sanatkarları da bilgilendirme yapıyor. Aynı şekilde kooperatifler de yapıyoruz. Şirketler de yapıyoruz. Gümrük alanında ise dişçiat işlemlerindeki her türlü işlemlerde rol oynayan insanlarla birebir ilişki içindeyiz. Ve onları mutlaka istedikleri anda eğitime tabi tutabiliyoruz. Şimdi tüketici bilinçlenmesi çok önemli. Evet, çok önemli. Son dönemde sizin de ifade ettiğiniz gibi artık her birimiz bilinçli bir tüketici olmaya adayız. Okullarda da kendi çocuklarımızdan tecrübe ettiğimiz kadarıyla bu bilinci aşılamaya yönelik erkenden çalışmalara başlıyorlar. Bizden daha bilinçli oldukları durumlar çok var doğru. Çocukların. Son kullanma tarihlerine bakıyorlar. Menşein nedir? Bakıyor. Ne zaman girmiş? Bunları artık okur ve değerlendirir hale geldiler. Esnafların da bu anlamda ciddi bir eğitim sürecine ihtiyacı var elbette ki. Çok bakanlığınız doğru. Kapsamında bu anlamda eşyanın tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği yolda o eğitimde var mı? Hepsi üretim? Var. Yani Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü birebir esnaf sanatkarlarının bilinçlendirmesi ve eğitimiyle ilgileniyor. Birebir o eğitimi yapıyor. Kurumsal olarak kimlerle çalıştığınızı da sorayım size. Temas halinde olduğunuz bakanlıklar var mı? Mesela sınır kontrolleri için kolluk kuvvetleriyle temasta mısınız? Kimlerle yakın mesai yapıyorsunuz? Özellikle Maliye Bakanlığı, vergi boyutu olduğu için Maliye Bakanlığı'yla ülkemizde 3 tane kolluk kuvveti var. Bunların birisi de bizim Gümrük Muhafaza Teşkilatı, adli kolluğumuz var. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'yla. Ekonomi Bakanlığı'yla, çünkü Uluslararası Politikalar Ekonomi Bakanlığı Beyliği uygulaması bizde. Bilim Sanayi Bakanlığı'yla, Enerji Bakanlığı'yla, EPDK'yla, Tarım Bakanlığı'yla. Çünkü giren ürünlerin, tarım ürünleri girip ve çıkışları da var. Genel olarak hemen bütün bakanlıklarla bir faaliyetimiz var. İşbirliğimiz ama ağırlıklı olarak bakanlıklarla bir işbirliği halindeyiz. Gerçekten hayati bir görev üstlendiğinizi söylemem gerekiyor. Bu anlamda bakanlık personelinin eğitimi ayrıca kritik bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu konuda değerli izleyicilerimiz de aydınlandı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayatınızın her alanında aslında bir şekilde etkiniz var. Sağ olun, stüdyomuza ben konuk oldunuz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Gökşen. Evet değerli izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bitiriyoruz. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla saatler 13'ü gösterdiğinde TRT Havuz ekranlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. O zamana dek hoşçakalın.